Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok renkli, güzel ve kolay bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için 4 farklı renkte ip kullanıyorum. İplerime uygun da 3 numara şiş kullanacağım. Şimdi anlatımımıza geçelim. Modelime öncelikle kısa bir lastik hazırlayarak başladım. İlmek sayımız 6 ve 6'nın katlarından oluşmaktadır. Artı 4 ilmek daha ilave ederek modele başlayabilirsiniz. Ben ana rengimi beyaz seçtim ve şu anda lastikten sonra örgümün ön yüzündeyim ve tekrar beyaz renkli ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım ve kenar ilmeğinden sonra bir sıra bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Modelimiz için öncelikle bir zemin hazırlıyoruz. Bunun için de ön yüzden bütün ilmeklerimi lastikten sonra bir sıra düz olarak örüyorum. Sıra sonuna geldiğimde birkaç ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi de düz örgü yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimizin arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzden kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bir sırada ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bunu sadece başlangıçta yapıyoruz. Sonrasında bu şekilde düz ve ters örgü yapmıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de bir sıra ters ördükten sonra üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir defa daha ön yüzden bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son kez yapıyoruz ve modelimizi kurmaya arka yüzden başlıyoruz. Her model için modeli kurmaya arka yüzden başlıyoruz. Şimdi bu sıramızı da tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de burada ördüm ve tamamladım. Lastiği ördük. Ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden bir sıra ters, tekrar bir sıra daha düz ördük. Toplamda üç sıra yaptık. Şimdi modelin arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir, iki, üç ilmek ters ördüm ve kenarda dört adet ilmeğim oldu. Şimdi burada renkli ipimi daha önceden hazırlamıştım. Şöyle öne doğru alıyorum. Dediğim gibi modeli arka yüzden kuruyoruz. İplerimi kendimden tarafa yani arka yüze aldım. Burada beyaz ipimi bırakıyorum. Sarı renkli ipimle devam ediyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Ördükten sonra beyaz ipimin Sarı ipin altından beyaz ipimi şu şekilde alıyorum. Arada 4 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 Bırakıyorum. Alttan sarı ipimi şu şekilde aldım. Arada 2 ilmek ters örüyorum. Bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım. 4 ilmek ters. 2 3 4 bıraktım. Tekrar sarı ipimi aldım. 1 2. Bırakıyorum. Tekrar alttan şöyle beyaz ipimi alıp örmeye devam ediyorum. Kenarda zaten 4 adet ilmeğimiz kaldı. 1 2 3 ters ördüm. Kenar ilmeğimi ben burada düz olarak örüyorum. Kenarda da 4 ilmeğimizi örmüş olduk. Şimdi modelimin ön yüzüne geliyorum. İkinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada 1, 2, 3 ilmek daha ördüm. Tekrar 4 ilmeğim oldu. Şöyle beyaz ve sarı ipi çapraz yapıyorum. Arası açılmaması için. Burada ön yüzde tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Bırakıyorum. 4 ilmek düz. 2 3 4 Tekrar sarı ipimi aldım. Arada 2 ilmek düz örüyorum. Bırakıyorum. Beyaz ipimle 4 ilmek düz. Tekrar sarı renkli ipimi aldım. 2 ilmek düz. bıraktım. Kenarda kalan 4 ilmeğim var. Bunları da düz olarak örüyorum ve modelimin ön yüzden ikinci sırasını tamamlamış oldum. Şimdi modelimizin arka yüzüne geliyorum. Artık sarı renkli ipimizle devam etmiyoruz. Toplamda zaten modelimiz 4 sıra. Şimdi 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Sarı ilmeklere geldiğim zaman ilmeklerimi çift doluyorum, ters örüyorum. Bir sonraki sarı ilmeği de aynı şekilde çift doluyorum, ters örüyorum. Beyaz ilmeklerimizi normal tek seferde ters örüyoruz. Sarı ilmeğe geldiğim zaman tekrar çift doluyorum, ters örüyorum çift doluyorum. Ters örüyorum. Aradaki 4 ilmeği de normal düz olarak ters örüyorum. Yani dolamadan normal düz yap ters yapıyoruz. Tekrar sarı ilmekleri çift dolayıp ters örüyorum. Çift doladım. Ters ördüm. Kenarda kalan 4 ilmeğimi de örmeye devam ediyorum. 3 ters kenar ilmeğim de düz ördüm. Modelin 3. sırasını da tamamladık. Modelin dördüncü sırasındayım. Son sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi burada iki tane düz ilmeğim var. Sarı ilmekten önce bu çift doladığımız ilmeklerimiz bir de sağlı sollu ikişer tane beyaz ilmek bırakıyoruz. Ortada da çift doladığımız ilmek. Öncelikle bu iki ilmeği sağ şişimi aldım. Sonrasında çift doladığım bu ilmeği açıyorum. Sol şişimle arkadan öndeki iki ilmeği alıyorum. Açtığım bu uzun ilmeği de ön tarafa aldım. Ve tek tek üçünü de düz olarak örüyorum. Yerlerini değiştirmiş olduk. Tekrar uzun ilmeği açıyorum ve burada arkasındaki iki ilmekle yer değiştiriyorum. Bu sefer uzun ilmeği sol şişimde ön taraftan alıyorum. Arka taraftan da diğer iki ilmeğimi alıyorum. Çapraz yapıp yerlerini değiştirdim. Şimdi bu üç ilmeği de tek tek düz olarak örüyorum. Modelimiz zaten ortaya çıktı. Bir sonraki modele geldiğim zaman tekrar 2 ilmeğim, çift doladığım ilmeğim tekrar 2 ilmeğim daha var. Şimdi buradaki ilmeklerin de yerlerini değiştiriyorum. 2 ilmeği şöyle aldım. Arkadaki uzun ilmeği açtım. Sol şişimle öndeki 2 ilmeği arkadan alıyorum. Sağ şişimle de uzun ilmeği ön taraftan alıp şişimin önüne bırakıyorum. Ve bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi sol tarafa geldiğimiz zaman Açtım ilmeğimi Arkadaki iki ilmeğimi Şöyle arkadan alıyorum Uzun ilmeği de önden alıyorum Ve bir çapraz yaparak Yerlerini değiştirdim Şimdi bu iki ilmeği tekrar Şişime takıyorum Üç ilmeği Tekrar düz olarak ördüm Evet yapmamız gereken bu kadar Aynı şekilde buradaki ilmeklerimizi de Örelim. Açtım ilmeğimi ve ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Burada da ilmeğimi açıyorum ve arkadaki iki ilmekle yerlerini değiştiriyorum. Bir çapraz yaptık. Arkadaki iki ilmeği öne aldım ve bu ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Kenarda kalan iki tane ilmeğimiz var. Ve bunları da düz olarak ördüm. Şimdi burada ilk modelimizi tamamlamış olduk. İkinci model için tekrar modeli arka yüzden kurmaya başlıyoruz. Tekrar ikinci modeli kurmak için örgünün arka yüzüne geldim. Farklı renklerle devam etmek isterseniz buradan ipinizi kesebilirsiniz renkli ipinizi. Aynı renk iple devam etmek isterseniz kesmeden devam edebilirsiniz. Şimdi burada beyaz ipimle devam ediyorum. Diğer renkli ipimi de buraya bağladım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkasından 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İpimi şöyle alıyorum. Yeşil ipimi de ön tarafa doğru şöyle çektim. Burada beyaz ipimi bırakıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Burada bırakıyorum yeşil ipimi. Alttan beyaz ipimi alıyorum. Ve tekrar 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 bırakıyorum. Yeşil ipimi aldım. 2 ilmek ters. Birinci sıranın tekrar birinci modelin tekrarını yapıyoruz. Tekrar burada bırakıyorum. 4 ilmek ters. Bıraktım. Yeşil ipimi aldım. 2 ilmek ters tekrar bırakıyorum beyaz ipimi aldım kenarda 4 ilmeğim kaldı 1 2 3 ters ve kenar ilmeği de düz ördüm ilk modelin birinci sırasında arka yüzden tamamlamış olduk şimdi ikinci modelin ikinci sırası için tekrar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 3 düz ördüm 4 ilmeğim oldu Burada tekrar bir çapraz yapıyorum ki arada bir açılma olmasın. 2 yeşil ilmeği düz örüyorum. Alttan beyaz ipimi alıyorum. 4 ilmek düz. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. Aynı şekilde yeşilleri de düz, beyazları da düz olarak sıra sonuna kadar örelim ve tamamlayalım. Evet sıra sonuna kadar geldik. İkinci modelin ikinci sırasını da tamamladık. Burada tekrar yeşil renkli ipimizle işimiz bitti. İki sırada beyaz ipimizle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki beyaz ilmekleri ters örüyorum. Yeşillere geldiğim zaman ters örüyorum. Fakat tekrar bunları çift doluyorum. Ters ördüm. Bir diğer yeşil ilmeğe geldiğim zaman tekrar çift doladım, ters ördüm. Beyaz ilmekleri normal bildiğimiz gibi ters örüyoruz. Yeşillere geldiğim zaman çift doluyorum, ters örüyorum. Çift doladım, ters ördüm. Aynı şekilde beyazları normal ters, yeşillere geldiğimiz zaman çift dolayıp sıra sonuna kadar örelim. İkinci modelin üçüncü sırasında arka yüzden tamamladık. Modelin son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz örüyorum. Tekrar burada 6 ilmekle modelimizi şekillendiriyoruz. 2 ilmeği öndeki 2 ilmeği sağ şişime aldım. Çift doladığım ilmeğimin birini açıyorum sol şişimle arkadan öndeki iki ilmeği aldım uzun ilmeği de önden sağ şişimle alıp bıraktım ve bunları düz olarak örüyorum bir sonraki yanındaki kanada geldiğim zaman açtım ilmeğimi iki ilmeği aldım uzun ilmeği önden sol şişimle arkadaki iki ilmeği de sağ şişimle alıyorum bu ilmeklerimi bırakıyorum. Tekrar bunları düz olarak örüyorum. İlk modelde yaptığımızın aynısı, sadece tekrarını yaptık. Kaydırmalı bir model olmadığı için oldukça kolay ve sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde ilerleyelim. Evet arkadaşlar, iki model olarak sizlere anlatımımı yapmaya çalıştım. Oldukça güzel ve çok şık bir örgü modeli. Böyle rengarenk ipleriniz varsa elinizde bunları da değerlendirebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde canlı renklerle, isterseniz pastel tonlarıyla yapabilirsiniz. Tek renk üzerinden de yapılabilecek oldukça güzel ve şık bir örgü modeli. Özellikle kız çocukları için güzel bir yelek, hırka, atkı, bere birçok örgü yapabilirsiniz. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Şöyle arka yüzünü tekrar göstereyim. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.